Allahü Teala buyurdu ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Kullarım sana benden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua eden bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin, benim çağrıma uysunlar, bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, Allah haya sahibidir, çok kerimdir. Bir insan iki elini kaldırıp kendisine dua ettiği zaman, o kalkan iki eli boş çevirmekten haya eder. Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame adlı sahabiyi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona namaz vakti değil niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Sahabi, üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana deyince Ebu Ümame, evet öğret ey Allah'ın elçisi dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona şu duayı öğretti ve akşam sabah okumasını tavsiye etti. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Ebu Ümame dedi ki, Hazreti Peygamber'in öğrettiği duayı okudum, Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi. Dua bir ibadet ve bir zikir olduğu için dua eden mutlaka ilahi emre uymuş, itaat etmiş ve sevap kazanmış olur. Dünya hayatına karşı talepleri karşılanmayan kişi, duam kabul edilmedi dememelidir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'a dua eden herhangi bir insan yoktur ki duası kabul edilmiş olmasın. Günah işlemediği, yakınlarıyla ilişkisini kesmediği ve istediğinde acele etmediği sürece, Allah ona ya dünyada istediğini hemen verir veya istediğini ahirete bırakır ya da duası nispetinde günahlarını bağışlar. Sahabe, ey Allah'ın elçisi, nasıl acele edilir diye sordular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kulun Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi demesidir buyurur. Duanın makbul olabilmesi için bir kısım usul, adab ve kurallara riayet edilmesi gerekir. Dua her zaman yapılabilir. Fakat farz bir namazın ardından ya da güzelce abdest aldıktan sonra iki rekat bir nafile namazın ardından dua yapmak en güzeli olacaktır. Duadan önce mutlaka tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olur? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde kabul edilen dualardan bazıları şöyledir. Üç kimsenin duası reddedilmez. İftar edinceye kadar oruçlu kimsenin, adil devlet başkanının ve mazlumun duası. Allah mazlumun duasını bulutların üzerine kaldırır ve o dua için sema kapılarını açar ve izzetime yemin ederim ki belli bir sürede olsa mutlaka sana yardım edeceğim buyurur. Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir. Anne babanın çocuklarına yaptığı dua, misafirin duası ve zulme uğramış kimsenin duası. Hiç şüphesiz en süratli kabul edilen dua, bir müminin bir mümine gıyabında yaptığı duadır. Bir kimse kardeşinin gıyabında dua ettiği zaman, melekler, amin, aynısı sana da verilsin diye dua ederler. İsmi Azam duası. İsmi Azam, en yüce isim demektir.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İsmi Azam'la dua edildiğinde Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın evinin ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder. Ondan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar. Allah yolunda cihad eden gaziler, hac ve umre yapanlar Allah'ın elçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder. Ondan bir şey isterlerse onlara verir. Müslüman her zaman dua yapabilir. Ancak bazı ay, gün ve gecelerde, mesela 3 aylarda, özellikle Ramazan aylarında, Kadir, Berat, Miraç, Regaib, Cuma ve bayram gecelerinde, seher vakitlerinde, secde halinde, ezanla kamet arasında, namazdan sonra yapılan duaların kabul olacağıyla ilgili de hadisler vardır. Yüce Allah, Şaban ayının yarısı olduğunda dünya semasına iner ve Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından çok kimsenin günahını bağışlar buyurmuştur. Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez. Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman o saatte namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir. En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır. Gecede bir an vardır ki, kişi ona rastlar da dünya ve ahiret için bir şey dilerse, şüphesiz Allah dileğini yerine getirir. Bu an her gecede vardır. Yüce Rabbimiz her gece yakın semaya iner, gecenin son üçte biri kalıncaya kadar kalır ve kim bana dua ederse ona icabet ederim. Kim benden bir şey isterse ona isteğini veririm. Kim benden af ve bağış dilerse onu bağışlarım der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Bunun üzerine sahabe, ey Allah'ın elçisi, ne dua edelim diye sordu. Hazreti Peygamber cevaben dedi ki, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık isteyiniz. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu andır. O halde secde halinde bolca dua ediniz. Dört yerde sema kapıları açılır ve dualar kabul olur. Allah yolunda savaşmak üzere saf tutulduğunda, yağmur yağarken, namaz kılarken ve Kabe'yi görünce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus peygamberin balığın karnında yaptığı duayla ilgili olarak da şöyle buyurmuştur. Balık sahibi Yunus'un balığın karnındaki duası, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Bu duayla dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmiş olmasın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Ya Rabbi, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna, kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. Amin.